Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Sonra imanın kuvvetinden ulvi bir zevki hakikat alan o seyyah-ı talip, Enbiya aleyhisselamın meclisinden gelirken, ulemanın ilmen yakin suretinde kat'i ve kuvvetli delillerle Enbiyaların aleyhisselam davalarını ispat eden ve asfiya ve sıddıkın denilen mütebahhir, müştehit muhakkikler onu dershanelerine çağırdılar. O da girdi, gördü ki binlerle dahi ve yüzbinlerce müdakkik ve yüksek ehli tahkik, kıl kadar bir şüphe bırakmayan tetkikat-ı amikalarıyla başta vücub-ı vücud ve vahdet olarak müsbet mesaili imaniyeyi ispat ediyorlar. Evet, istidatları ve meslekleri muhtelif olduğu halde usul ve erkan imaniyede onların müttefiken ittifakları ve her birisinin kuvvetli ve yakini bürhanlarına istinatları öyle bir hüccettir ki onların mecmu kadar bir zekavet ve dirayet sahibi olmak ve bürhanlarının umumu kadar bir bürhan bulmak mümkün ise karşılarına ancak öyle çıkılabilir. Yoksa o münkirler yalnız cehalet ve eşheliyet ve inkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde inat ve göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler. Gözünü kapayan yalnız kendine gündüzü gece yapar. Bu seyyah, bu muhteşem ve geniş dershanede, bu muhterem ve mütebahir üstadların neşrettikleri nurlar, zeminin yarısını bin seneden ziyade ışıklandırdığını bildi. Ve öyle bir kuvve-i maneviyi buldu ki, bütün ehli inkar toplansa, onu kıl kadar şaşırtmaz ve sarsmaz. İşte bu yolcunun bu dershaneden aldığı derse bir kısa işaret olarak, birinci makamın 9. mertebesinde La ilahe illallahüllezî delle alâ vücubi vücudu fî vahdeti ittifâku cemîn asfiyâ bi kuvveti berâhini muzzâhirâtil muhakkikâtil müttefikât denilmiş. Sonra imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmen yakin derecesinden aynel yakin mertebesine terakkisindeki envarı ve ezvakı görmeye çok müştak olan o mütefekkir yolcu. Medreseden gelirken hassiz küçük tekkelerin ve zaviyelerin telahukuyla tevessü eden gayet feyizli ve nurlu ve sahra genişliğinde bir tekke, bir hangah, bir zikirhane, bir irşatgahta ve cadde-i kübra-i Muhammedinin aleyhissalatü vesselam ve Mirac-ı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde hakikate çalışan ve hakka erişen ve aynel yakine yetişen binlerle ve milyonlarla kutsi mürşitler onu dergaha çağırdılar. O da girdi, gördü ki o ehli keşif ve keramet mürşitler keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve kerametlerine istinaden bil icma müttefikan la ilahe illa hu diyerek vücubu vücut ve vahdeti rabbaniyeyi kainata ilan ediyorlar. Güneşin ziyasındaki 7 renk ile güneşi tanımak gibi 70 renk ile belki esma hüsna adedince şems-i ezelinin ziyasından tecelli eden ayrı ayrı nurlu renkler ve çeşit çeşit ziyalı levner ve başka başka hakikatlı tarikatlar ve muhtelif doğru meslekler ve mütenevvi haklı meşreplerde bulunan o kutsi dahilerin ve nurani ariflerin icma ve ittifakla imza ettikleri bir hakikat ne derece zahir ve bahir olduğunu aynel yakin müşahede etti. Ve enbiyanın aleyhisselam icmağı ve asfiyanın ittifakı ve evliyanın tevafuku ve bu üç icmanın birden ittifakı
güneşi gösteren gündüzün ziyasından daha parlak gördü. İşte bu misafirin tek yeden aldığı feyze kısa bir işaret olarak birinci makamın 10. mertebesinde La ilahe illallahüllezî dalle alâ vücubu vücudi fî vahde icmal evliyâ bi keşfiyatihim ve kerâmâtihumun zâhiretin muhakkakatin musaddeka denilmiş. Sonra imanın kuvvetinden ulvi bir zevki hakikat alan o seyyah-ı talip enbiya. Şimdi cümleyi bir de oku. Sonra imanın kuvvetinden ulvi bir zevki hakikat alan. Şimdi burada çok ince bir değil mi, nükte var. Bir Müslümanın itikat dünyası ne kadar keskinleşir, ne kadar nuraniyete inkılap ederse o imanın inkişafı nispetinde onun ders-i hakikattan aldığı zevk ziyadeleşir. Bakın, şimdi şu su, diyelim ki dünyanın en güzel bir menba suyu. Dünya çapında bir su. İşte adam su içiyor, ya diyor bu zehir zukkum. Ya bu ne biçim su? Bak, suda problem yok. Sen hastasın. Eğer bir insan hastalanmış ise dünyanın en güzel menba suyu ona ne gelir? Zehir ve zukkum gelir. Bu sır maneviyatta da aynen caridir. Yani bir insan maneviyattan uzaklaştıkça ders-i Kur'an'ın feyzinden, sohbetinden, hakikatinden, füyüzatından da uzaklaşır. Hatta öyle bir noktaya gelir. Fıtrat tefessü ederse marifet ve hakikattan nefret duyar. Lemalarda var değil mi? Günahlar kalbe ilişir, bir de lisanın zikrine ne yapıyor? Zikri manevisini ilişiyor, zedeliyor. Aynı kanun. Bu ne biçim su? Feyz-i ilahide, buradan çıkan netice şudur. Feyz-i ilahide kusur yoktur. Kusur nefislerdedir. Feyz-i ilahide kusur yoktur. Kusur nefislerdedir. Şimdi bu meseleyi tam hakikatiyle ifade edersek bu cümle imanın kuvvetinden ulvi bir zevk. Yani iman olan. Şu cümleyi şöyle anlayabiliriz. Yani iman ne kadar kavileşir ve kuvvetleşir, nuraniyet kesbederse o nispette zevk-i hakikatta ulvi sır-ı hakikatlara insan mahkes ve aynı olabilir. Bir de bir cümle daha var. O seyyahı talip. Yani Müslüman hakikate, marifete talip olacak. Talep. Arayacak, soracak, araştıracak. İşte Mecnun'un Leyla müteveccih olduğu gibi bir Müslüman da hakikate, marifete, aklıyla, kalbiyle, ruhuyla, bütün letaifiyle müteveccih olursa hakikat ve marifet onun aleminde daha ziyade inkişaf ve intişar eder. Bu da bir ne? Kanun. İşte bu cihette maneviyat olayı ne olayıdır? Acılık olayıdır. İhtiyacını hissetme olayıdır. İlim de neyle kazanılır? Taleple. Talep olmazsa ilim de olmaz. Evet. İmanın kuvvetinden ulvi bir zevki hakikat alan o seyyah-ı talip enbiya aleyhisselamın meclisinden gelirken ulemanın ilmen yakin suretinde kat'i ve kuvvetli delillerle enbiyaların aleyhimüsselam
davalarını ispat eden ve asfiya ve sıddıkîn denilen mütebahhir müştehit muhakkikler onu dershanelerine çağırdılar. Şimdi bu ders değil mi? Genelde bütün ulemanın değil mi? Bak, ulema hakikati Kur'aniyi ilmel yakin derecesinde akla göstermişler. Şimdi tabi İslam tarihinde böyle yüz binlerce alim gelmiş, ulema. Müştehitler, müfessirler, muhaddisler, arifler, salihler, abidler, kamil, ehli tahkik, ilimde dirayet ve rusuhiyet sahibi olan zatlar. Bunlar. Ne yapmışlar? Bak, bütün enbiyanın getirdiği hakikatları ilimle, mantıkla, muhakeme ile, delille, hüccetle ispat etmişler, izah etmişler. Akılları ikna, kalpleri işva etmişler ya. Bunlar bir kişi değil. Bak, üç kişi, beş kişi de değil bak. 1400 senedir değil mi bakın? İslam aleminde ne kadar mütebahir allemeler gelmiş ya. Cihan şumuluyor. Ve ilimde dirayeti var. İlimde rusuhiyeti olan zatlar. Bu zatlar hem ilmiyle amil, hem ameliyle, ahlakıyla, faziletiyle de ümmete şey etmiş, örnek olmuşlar. Tahkikle peygamberlerin getirdiği hakikatları ispat etmişler, izah etmişler. Ve buna mebni binlerce kütüb-ü İslami telif edilmiş ya. Binlerce müfessir gelmiş, muhaddis gelmiş, kelam alimleri gelmiş, fakihler gelmiş. İslamiyet'in bak, ulemanın, alimin özelliği nedir? Ulema müşkilleri çözer. Müşkil. Kapalı manaları açar. Ümmetin şeyidir. Müracaat mercisidir. Bazen ahkam kapalı olabilir, anlaşılmaz. İslam'ın bir meselenin izah edilmesi lazım. Aklın ikna edilmesi lazım. Bu görevi kim ifa ediyor? Ulema ifa ediyor. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Buyuruyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh, ilim diyor. İlim nokta ve nüktedir. İlim iki şeydir. Biri nokta, biri de nükte. Zannediyorum nokta hükmiyeti ifade ediyor. Formül gibi. İki kere iki ne yapar? Dört eder. Bak hükmiyet. Üç değil, beş değil, dört. Hükmiyet. Bu nokta. Nükte ne? O hakikata medar ince sırlar. Kapalı manalar. Tabiri caizse pratik manada o işin esprisine. Değil mi? Şu işin püf nüktesine, püf noktasına, o da ne? Nükteyle ifade edilmiş oluyor. Şimdi bakın, böyle mudil, müşkil meseleleri izah eden ulema, ümmete ne olmuş? Rahmet olmuş. Hakkat-ı Kur'aniye'nin sır ve esrarlarını, tevhidin delillerini, risaletin delillerini, haşrin delillerini, kadere medar ince sır ve hakikatları yazdıkları kitaplarla bakın, İslam dünyasının aklına, fikrine, hayatının istikametine. Fikirde istikamet önemli. Hayatta istikamet önemli. Aklın hikmete mutabık, sünnet çerçevesinde yürüyüşüne medar, engeller ne varsa onları aşmışlar, ümmete muazzam ve muhteşem bir cadde tesis etmişler. Allah onların hepsinden razı olsun. Şimdi bunlar üç kişi, beş kişi değil. Tevhid noktasından bakınca ya yüz binlerce ulema. Mütebahir ya. Asfiya. Asfiyanın özelliği ne?
Asbiyede hem velayet var hem de ilmi rusuhiyet var. Tahkik ehli, müdakkik, mütebahir ulama, alimler. Evet. Onlar ders halkasıyla, ya, marifet sofralarıyla, yazdıkları kitaplarla, değil mi ya, açıklamalarıyla tevhidin hakikatını, ya, Resulullah'ın getirdiği hakikatları bak, ümmete intikal etmekte bir köprü vazifesini ifa ve icra etmişler. Bak, ümmetin çok meselelerini, böyle müşkil meselelerini açıklamışlar. Şimdi tevhid noktasından bakınca bunların hepsinin bir araya gelmesi ne oluyor? İcma oluyor. Bak, icma. Bütün İslam dünyasında mütebahir allemeler, müçtehitler, Allah Allah, müfessirler tek bir Allah'ın vahdaniyetini, Hakkat-ı Kur'aniyenin sır ve esrarlarını ilimle, tahkikle, yazdıkları kitapla ne yapmışlar? Ortaya koymuşlar. Bunların hepsinin bir araya gelmesi vahdaniyetin en büyük hüccetlerinden neyidir? Birisidir. O da girdi, gördü ki binlerle dahi. Binlerle bakıyor ya. Dahi. Ve yüz binlerce müdakkik. Müdakkik. Ve yüksek ehli tahkik, kıl kadar bir şüphe bırakmayan tetkikat-ı amikalarıyla. Çok derin, ince tahkikleriyle. Başta vücub-u vücut ve vahdet olarak müsbet mesail-i imaniyi ispat ediyorlar. Evet, istidatları ve meslekleri muhtelif halde olduğu halde usul ve erkan-ı imaniyede onların müttefikan ittifakları. Yani meşrepleri, meslekleri ayrı olmuş olsa bile mesela bir kısmı fıkıhta mütebahir, müçtehit. İslam fıkhında müçtehit. Öbürü de kelamda mütebahir bir alleme. Öbürü hadiste rusuhiyeti var. Diğeri tefsirde rusuhiyeti var. Bak, meşrepleri, meslekleri bir cihette farklı olmakla beraber esasatta, tevhide medar esasatta hepsini yapmışlar? İçtima etmişler. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini tasdik etmişler ve vahdaniyete medar delilleri herkes kendi meşrebinin çerçevesi içerisinde çok hakimane izah ve ispat etmişler. Elhamdülillah. Evet. Ve her birisinin kuvvetli ve yakini bürhanlarına istinatları öyle bir hüccettir ki onların mecmu kadar bir zekavet ve dirayet sahibi olmak ve bürhanlarının umumu kadar bir bürhan bulmak mümkün ise karşılarına ancak öyle çıkılabilir. Evet, şimdi bak. İmam-ı Azam dinde müştehit. Hadi çürüt bakalım İmam-ı Azam. İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Yusuf, İmam-ı Muhammed, İmam-ı Züfeyr, say gitsin. Yüzlerce müştehit, müfessir. Allah Allah. Şimdi hepsi bir araya gelince ne kadar ne oluyor? İcma oluyor ya. Hadi. Şimdi bunların delillerinin hepsini bak, İslamiyet'e bir zafiyet yok ki. Bütün bu delilleri tek tek ne yapacaksın? Çürüteceksin ki haşa senin iddianda bir ne olsun? Zerre kadar bir hakikat bulunabilsin. Hadi. Mümkün mü? Ya, evet. Evet. Yoksa o münkirler yalnız cehalet ve echeliyet ve inkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde. Ha, şimdi inkar ediyor ne? İşte cehaletinden, inadından, bildiğinden değil, anladığından değil, değil mi? Yani, muhatap olamıyor. Aklı yavan, muhakemesi nakız, temiz ve tefrik kabiliyeti yok. Körü körüne mukallit. İdraki melekeleri gelişmemiş. Bakın. Kör yani. Bakın. Bu kadar ulemanın parmak bastığı bir hakikate karşı zerre kadar aklı, mantık ve muhakemesi olan karşı çıkamaz. Bir, tek bir iddia değil yani.
yüz binlerce dahi ulemaların, müştehitlerin, mücedditlerin, müfessirlerin parmak bastığı hakikat. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah tevhid Muhammedun Resulullah şeriat. Bak, bunu ne yapmışlar? Şerh ve izah etmişler. Ya, kitaplarıyla bu meseleyi ya, idraklara teşhir etmişler. Bir cadde açmışlar ya. Evet. Ulemanın ilim caddesi, marifet cephesi, caddesi. Tahkik caddesi. Evet. İnkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde inat ve göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler. İnat eder. İnat. İnat. Yani. Şimdi bir adam inat ettiği zaman ondan ne konuşacaksın ya? İlmi delili yok. Muhakemesi yok. Tahkiki yok. Derinliği yok. Şimdi ben diyorum ki ya bu suyun içinde işte koli var. Mikroorganizma var. Diyorum bak. Adam diyor kardeşim ama ben çıplak gözümle baktım hiçbir şey yok. Ya sen nereden biliyorsun bunun içinde şey var? Bakteri var. Kardeşim bak bu ilim. Şu suyun içinde bakteri olup olmadığını çıplak gözle göremezsin. Çıplak gözle gördüğünü iddia edersen ilim dünyası seni ne yapar? Tezif ve tahkir eder. Ben bu suyu götürdüm. Bir tane laboratuvarda değil. 1000 tane laboratuvarda tahkik ettim.